Merhaba arkadaşlar. Tarih 23 Mart 2024. Polen topluyoruz arkadaşlar. Bugün polen tabağındaki polen kaç günde bir alınmalı? Polen tuzakları kovanda ne kadar takılı kalmalı? Yani açılıp kapanmalı mı? Sürekli mi toplamalı? Yani bununla ilgili konuşacağız. Şu anda önümüzde polenini alacağımız bir arımız var arkadaşlar. Bu şekilde polenini şöyle polende en ufak bir hamurlaşma, ne bileyim ıslanma yok. Şimdi arının topladığı polen buraya birikiyor. Biz bunu kovandan kaç güne bir almalıyız arkadaşlar? Polen taban çekmecesi ve tabağının havalandırması yeterli değilse, yani poleni 2-3 güne bir aldığınızda polen ıslak çıkıyorsa, bu tür kovanlarda her gün poleni toplamak lazım. Çünkü daha fazla durduğu zaman hava almıyorsa polen orada ıslanıp hamur gibi oluyor. Bu da kullanım dışı kalmasını da sağlıyor. Bu şekilde bir tabak kullanıyorsanız benim çekmecelerim buralardan sürekli havalandırma. Yani dört tarafından da arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Dört tarafında da havalandırması var. Ondan sonra diyelim kovan içindeki rutubetten kaynaklı kenarlardan su sızdı. Bu tabak çekmecenin tabanına değmiyor arkadaşlar. Burada aşağı yukarı şu ayakların yüksekliği, yani burada 3 milimetrelik bir yükseklik var. Şimdi buraya biriken polen bu havalandırmada iyi olduğu için kısmi bir kuruma yapıyor. Kuruduğu için ertesi gün üzerine dökülen polen yine kuruma yapıyor hafiften. Yani hamurlaşma olmadığı için biz burada 3 güne bir bu çekmecelerden polenlerimizi alıyoruz. Ancak şu anda polen verimi daha çok yüksek değil. Polen verimi çok daha yüksek hale geldiği zaman 2 güne bir almak gerekir. Hatta katlı kovanlarla çalışıyorsanız ve çok aşırı polen geliyorsa bazen sizi her gün almaya mecbur bırakabilir. Yani tabakları doldurur. Ama şu anda böyle havalandırması iyi çekmecelerle, polen tabaklarıyla çalışıyorsanız ve 3 güne bir aldığınızda poleniniz hamur haline gelmemiş, birbirine yapışmamış, tane tane şu şekilde, yani şu gördüğünüz gibi tane tane dökülüyorsa arkadaşlar, bunu 3 günde bir alabilirsiniz. Şöyle tozunu da ele alın. Yani bu 3 günde bir alınabilir. Evet, polenimizi toplayan arının gücüne bir bakalım arkadaşlar. Kaç çıtaymış? 2, 4, 6 çerçeve görünen bir arı bu. Şu son çerçeveyi ne zaman vermişiz? 14 yazıyor ama. Bakalım. Son çerçeve bu. Hafiften balı, biraz da polen stoğu var arkadaşlar son çerçevede. Bir öncesinde yavru olması lazım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, bir önceki petiğin dış tarafını larva ve yavruyu yavaş yavaş kapatmaya başlamış. Aynı şekilde iç taraf yine larva. Bundan öncesinde de kapalı yavrusu olması lazım arkadaşlar. Bakalım. Bu şekilde. Evet. Bir öncesinde kapalı yavru var. Bu şekilde. Hatta şurada erkek gözleri var. Şöyle. Bakalım. Bir numaradan itibaren bir kontrol edelim. Hem yavru durumu, stok durumu ne, onu gözlemlemiş oluruz. Evet arkadaşlar. Bir numaralı çerçeve bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sıkışık çalıştığım için duvar petekler bende yavru olur. Evet. Duvar peteğin duvara gelen kısmı paket yavru. Yani üst taraf bal, şu kısım alt taraf yavru. Hatta şöyle, yani bir gösterme açısından şu arkadaşlar.
Bak ortadan yavrular doğuyor. Duvar kısımda bu. Erkek arılar gezmeye başlamış hocam. Evet. Bakalım. Evet. 2 numara. İki numaralı çerçeve bu arkadaşlar. Evet, arı peteğin %100'e yakınını kullanıyor arkadaşlar. Yani peteğimizde hiç boşluk yok. Bir kısmı bal, bir kısmında polen, bir kısmında da kapalı yavrusu var. Evet, bizim erkek arılarımız şu şekilde erkek arı. Maşallah güzel. Evet, üçüncü çerçeve. Pardon, ikinci çerçeve bu. Üçüncü çerçeveye bakalım. Arkadaşlar, üçüncü çerçevemiz de bu şekilde. Evet, arımız 6 çerçeve, 5 çerçevesi çok güzel yavrulu arkadaşlar. Evet. Şuna bakmıştık zaten herhalde. Şimdi arkadaşlar bu kovanı kapattıktan sonra size kaç günde bir, yani arıdan arı polen tuzağı ne kadar takılı kalmalı? Arı polene kaç gün çalışmalı? Bunun üzerine konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben önce kendi uygulamamı söyleyeyim. Ben polen tuzaklarını taktıktan sonra polen akımı devam ettiği, verim devam ettiği sürece polen tuzaklarını sökmüyorum. Yani bu ne demek? İzmir şartlarında burada güçlü kovanlara biz 15 Mart tarihinde polen tuzaklarını, hatta 9 Mart tarihinde başladık da, yani ortalama 15 Mart tarihinde takmaya başlıyoruz yıla bağlı olarak. 15 Mart'ta taktıktan sonra buradan yaylaya kalkıncaya kadar, yani 15 Mart, Nisan, Mayıs 15. Yani aralıksız aşağı yukarı 2 aya yakın polen topluyorum arkadaşlar. Peki bu polen toplamadan arı zarar görmüyor mu? Şimdi arkadaşlar bizim burada görmüyor. Yani görmemesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim meramız polen açısından çok zengin arkadaşlar. Yani polen konusunda bizim meramız çok zengin. Bu nedenle arı polen toplarken hem peteğini örüyor, hem yavrusunu yapıyor, hem diğer çalışmalarını yapıyor kovan içerisinde. Arkadaşlar ben polen tuzaklarını aç kapa yapmıyorum. Yani birçok kaynakta, kitapta ya da videolarda izlemişsinizdir. Polen tuzağını aç, günlük 3 saat, 4 saat topla, kapat. Arkadaşlar, onlar eski sistem. Kovanın dışına takılan polen tuzakları vardı. Getiriyorsun kovanın dışına, monte ediyorsun. 4-5 saat polenini topluyorsun, akşam söküp gidiyorsun. Fakat bizim şu anda kullandığımız kovanlarda buna gerek yok. Kendi ihtiyacı olan poleni kovana geçirebileceği tahliye deliklerinin olduğunda arınızdan aralıksız verimin devam ettiği sürece polen toplanabilir. Ha, bu benim, ben kendi bölgemiz için, İzmir için söylüyorum. Yani Karadeniz için, Trabzon için, Rize için oradaki polen akımını bilmiyorum arkadaşlar. Yani orada benim bahsettiğim tarzda yeterli bir polen akımı yoksa arının gelişimini etkileyecek bir durum oluşuyorsa polen toplama işlemi ona göre yapılmalı. Yoksa benim bahsettiğim olay İzmir şartlarında, bizim burada polenle ilgili sıkıntı yok. Şu sol taraftan giriş çıkış var. Gördüğünüz yer şurası. Arkadaşlar bu şu parmağımla gösterdiğim yerden giren arılar polen tuzağına uğramadan içeriye giriş yapıyor. Yani orası bir kaçış yeri arı için. Yine burada da arı sıkışırsa, yani şu mesela bak, bir tane daha şuradan açılabilir.
Şu anda o açtığım yerden de arı polen tuzağına uğramadan geçiş yapıyor. Ama şu orta bölmeden giriş yaparsa polen tuzağına mecbur. Bak şimdi şurada polenli bir arı buradan geçti. Evet, içeri girdi. Ne yaptı? Polenini kaçırdı. Evet arkadaşlar, komşu arılıktayız. Burada farklı bir polenlikli plastik taban var. Yine şu alttan girişler, en alttan girişler şurası. Elim çekmedim. Buradan girişler polene giriyor. Şurada arının çıktığı yer var, şu parmağımın ucunda. Burası kaçış yeri arkadaşlar. Yine çok sıkıntılı bir durum olur. Arı sıkışırsa şurada bir şöyle açılabilecek yer var. İki tane açtım bakın. Hemen oradan arı çıkmaya başladı. Yani arı biraz sıkışırsa oradan da yine tahliye verilebilir. Tek gizamı verdiğim bir var, evet. Var o yine şurada. Şu yan taraftan bak, üstten şuradan çıkış gerçekleşiyor. Burası tahliye arkadaşlar. Yani en alttan girdiğinde polene giriyor. Şu parmağımın olduğu yer tahliye. Evet, bu şekilde tahliyeler olduğu sürece arkadaşlar kovanlar sıkıntı yaşamaz. Arkadaşlar hangi plastik tabanı ya da hangi polen toplama aparatını kullanırsanız kullanın, arının kovan içerisine kendi ihtiyacı olan polenleri geçirebileceği bir mekanizması varsa o kovanda polen tuzağını söktüp tak yapmanın, yani 3 gün topla, 3 saat topla, belli bir zaman toplasın, sonra kapat, sonra bir daha aç, bunlara gerek yok arkadaşlar. Şimdi size bizim kullandığımız kovanların mantığını anlatayım. Şu alt delik buradan girdiği zaman şu polen tuzağı arkadaşlar, şöyle ittiriyorum. Şöyle çek abi. Şu polen tuzağı giriş deliklerine ne yaptı? Tamamen dayandı. Şimdi Hüseyin abi şuraya çek. Bak arkadaşlar, polen tuzağının üstünde kalan bir olsun, ışık vuruyor ya şuraya. Polen tuzağının üstünde kalan bir delik var. Bir de bu var. İki. Yani bunu dıştan gösterelim. Şu şekilde. Alttan girdiği zaman polen tuzağından şuradan geçmek zorunda. Ama şurada, burası değil mi? Evet. Şurada bir delik, üst tarafta şurada bir delik. Arı buradan ihtiyacı olan poleni geçirebiliyor. Ve yine buradan çok küçük polenler bu tuzaktan da geçebiliyor arkadaşlar. Onun için hem arının ölü arısını atabileceği, erkek arının çıkış yapabileceği, kendi ihtiyacı olan poleni kaçırabileceği delikler varsa, böyle bir sistemli kovanda çalışıyorsanız polen tuzaklarını tak çıkar yapmaya gerek yok. Ha, ben ne dedim? 2 ay ben aşağı yukarı polen topluyorum dedim. Ama bu benim çalıştığım bölgeye göre. Yani herkes kendi bölgesinden nasıl polen geliyorsa, ne kadar polen geliyorsa ona göre kendi ayarlamasını yapabilir. Ama bizim İzmir şartlarında bulunduğumuz mera zengin. Biz başladık mı arkadaşlar 2 aya yakın polen topluyoruz. Buradan yaylaya çıkıyoruz. Aşağı yukarı yaylaya gittiğimizde de 1 aya yakın orada da polen topluyoruz. Yani polen deyip geçmeyin arkadaşlar. Belli bir sayının üstünde çalışıyorsanız ve kovanlarınız güçlü bir şekildeyse polene çalıştırıyorsanız bundan çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Arıcılıkta 2 tane çok tatlı para var arkadaşlar. Yani bal satışından daha tatlı bence. Arı satışı ve polen satışı. Bu ikisinin parası nakit arkadaşlar. Satıyorsunuz, parasını alıyorsunuz. Ama bal, yani ben kendi pazarlamam açısından düşünüyorum. Bal insanın üzüyor. Yani balın satışı insanı üzüyor arkadaşlar. Yani balın satışı balın kendisi kadar tatlı değil. Ama polen satışı ve arı satışı gayet nakit parayla dönen ticaretler. Canlısı. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takipte kalın. Hoşça kalın.